Elektrik enerjisi iletim ve dağıtımı dersinin Havai Hat Etkenleri ve İrat Kabloları başlıklı dördüncü ünitesi. Sevgili öğrenciler, havai hat etkenleri santralde üretilen elektrik enerjisini tüketim bölgelerine taşıyan ve burada dağıtan hatlarda kullanılan etkenlerdir. Havai hatlarda aranan başlı özellik ise iletkenin iyi olması ve çekme dayanımında yüksek olmasıdır. Elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtılmasında bakır, tam alüminyum, alüminyum alışkanlığı, çelik özü alüminyum etkenler kullanılır. İsterseniz bunların özelliklerini birlikte inceleyelim. Bakır iletkenlerin iletkenliği iyidir. Öte yandan yarı sert bakırın çekme dayanımı da yüksektir. Bakır hem pahalı hem de ağır bir iletkendir. Bu nedenle enerji iletim ve dağıtım hatlarında bakır yerine daha hafif ve daha ucuz olan alüminyum tercih edilir. Alüminyumun bakıra göre etkenliği daha düşüktür. Çelik gözlü alüminyum etkenler ACSR simgesi ile temsil edilir. Yüksek çekme ve gerilme dayanımına sahip olan bu tür etkenler, diğer geçişleri ve direkt aralıkları uzun olan enerji nakil hatlarında kullanılmaktadır. Tam alüminyum alaşımlı etkenler, 3 tane A ve C simgesi ile temsil Hem yüksek mekanik dirence hem de tam alüminyum ve çelik özlü alüminyum iletkenlere göre daha fazla korozyon derece sahip olduklarından enerji nakil ve dağıtım hatlarında kullanılmaktadır. Arkadaşlar, iletkenin imal ediliş şekline göre bu iletkenleri son, örgülü ve demet iletken olmak üzere 3 ana grupta toparlayabiliriz. Yalnız bir cins üretilen, içi dolu tek bir tel halinde imal edilen iletkenlere som iletkeni adını veriyoruz. Bu iletkenler iç tesisatı kullanılır. Öbür iletkenlerde ise teller ortak bir eksen etrafında bir veya birkaç katman oluşacak şekilde sarmal olarak sarılmıştır. Bunlar havai hatları kullanılır. Demet iletkenlerde iletkenler genellikle merkez etrafında 400 mm açıklık bulunacak şekilde rahat uçlarla birbirine bağlanır. Bu tür etkide kullanıldığında reaktif güç kayıpları azalacağından bunlar da havai hatlarda kullanılmaktadır. Arkadaşlar, havai hat etkenlerini gerilim değerlerine göre alçak gerilim etkenleri, orta gerilim etkenleri, yüksek gerilim etkenleri ve çok yüksek gerilim etkenleri şeklinde sıfırlandırabiliriz. Havi hat etkilerinin e, seçiliminde karakterler ise iletkenlik, iletkenliğin çapı, özgür ağırlık, ısı dayanımı, mekanik dayanım, koronaya karşı dayanık ve sehimdir. İsterseniz sehim konusuna birlikte bakalım. Yüksek gerilim enerji nakli iki direk arasında gerili bulan etkelin kendi ağırlığı, üzerinde biriken kar veya buz yükleri sebebiyle sarkmasına sehim adını veriyoruz. Eğer seyimi f harf ile göstersek seyimi g çarpı a'nın karesi bölü 8 t eşitliğinde bulabiliriz. Burada f seyimi gösterdiğini söylemiştik. g iletkenin kilogram bölü desimetreküp cinsinden yoğunluğunu a iki direk arasındaki metre cinsinden uzaklığı t de kilogram bölü desimetrekare cinsinden gerilmeyi temsil etmektedir. Yüksek gerilim hatlarının iletken hesabı, hesabı ise S eşittir. L çarpı B bölü P bölü e, K, E, V'nin karesi kosmos kare fi eşitliğinden bulunur. Burada S iletkenin kesiti L hattın uzunluğu P iletecek güç K iletkenlik E enerji kaybı yüzdesi ve fazlar, yüze, fazlar arası gerilim kosmos fi de güç faktörünü göstermektedir. İsterseniz şimdi de 26 altı kablolarına bakalım. Kablo Elektrik enerjisini ileten, iki elektrik cihazı elektriksel olarak birbirine bağlayan, elektriksel olarak yaratılmış bir veya birden fazla damardan meydana gelen elektrik iletim elemanıdır. Arkadaşlar burada kullanılan damar, kablonun yaratılmış olan iletkenini temsil etmektedir. Türk satıda göre kablolar, N kablolar, Y kablolar, B kablolar, P kablolar, T kablolar, Alp kablolar, Alp kablolar olmak üzere 7 ana grupta toplanabilir. İlat kabul çeşitlerini alma gerilimine göre alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim, damar etkinin malzemesine göre bakır kablolar, alüminyum kablolar, yalıtkan malzemesine göre termoplastik, termoset yalıtkanlı kablolar olmak üzere 3 ana grupta inceleyebiliriz. Kablo içinde kriterler ise kabloların alma gerilimi, direnç, endüktans ve kapasites gibi kablo sabiteleri, yük akımı, kısa devre dayanımı ve gerilim düşmedir.